Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ondalıklı sayıları sıralama ve sayı doğrusunda gösterme konusuyla birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar, ondalıklı sayılarda sıralama ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu konuyla ilgili çıkmış bursluluk sorularını da çözeceğiz dersimizde. Hemen başlayalım. Ondalık kesirlerle diğer kesirler arasında ne fark var? Hemen bununla başlayalım. Kesirlerde bütün, yani tam 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye gibi istenildiği kadar eş parçaya bölünebilir. Fakat arkadaşlar, ondalıklı kesirlerde ise bütün yalnızca 10'a, 100'e, 1000'e gibi sayılarla bölünürse biz bunlara ondalıklı kesirler diyoruz. Örneğin arkadaşlar, 2 bölü 5, 12 bölü 9, 3 bölü 8 bunlar diğer kesirlerdir. Fakat 2 bölü 10, 5 bölü 100 bunlar ise ondalıklı kesirlerdir arkadaşlar. Peki bu ondalıklı kesirleri bizler virgül kullanarak da gösterebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar, gösterebiliriz. Ondalıklı kesirleri virgül kullanılarak yazılması da şu şekilde arkadaşlar. Ondalıklı kesirler kesir çizgisinden yararlanılarak pay ve payda biçiminde yazılacağı gibi virgül kullanılarak da yazılabilir. Hemen örneklere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, 4 bölü 10 kesrini bizler 0,4 şeklinde yazabiliriz. 10'da 4, yani 0,4 şeklinde de yazabiliyoruz. Peki arkadaşlar, ondalıklı kesirlerin bölümlerine bakalım. Ondalıklı kesirler tam sayı kısmı ve ondalık sayı kısmı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu iki bölümü birbirinden biz virgül kullanarak ayırıyoruz arkadaşlar. Örneğin 12 tam kısım, virgül koyduk. 3 ise ondalıklı sayı kısmıdır arkadaşlar. Virgül bir ondalık kesri tam ve kesir kısımlarını birbirinden ayrılmak için kullanılır arkadaşlar. Örnek yapalım arkadaşlar. Bakıyoruz, 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam. Sonra tamımız 100'e bölünmüş. Bakın kaça bölündüğünü paydada gösteriyorduk. Ve 48 tanesi alınmış, yani taranmış arkadaşlar. O halde arkadaşlar, biz bunu ondalıklı şekilde nasıl gösteririz? 4 tam, bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4 tam, %48 şeklinde gösteririz. Arkadaşlar şöyle basamaklarına da bakalım. Birler basamağında 4 tamımız, 10'da birler basamağında ve %1'ler basamağı arkadaşlar, 4 tam %48 şeklinde okunuluyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar, 14 tam %7'yi nasıl göstereceğiz? 14, arada virgül kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, 10'da olmadığı için %7 diyoruz arkadaşlar. 10'da olmadığı için buraya 0 koyuyoruz. Okunuşu 14 tam %7. Bir ondalık kesirde tam ve ondalık kısım bulunur arkadaşlar. Tam kısım ile ondalık kısım virgülle ayrılır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar, ondalık kesirlerin okunuşlarını birlikte yapalım. Sizler videoyu durdurup kendiniz söyleyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar videodan kontrol edebilirsiniz. Hemen başlayalım. 26 tam %5. Bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tam kısım. 82 tam %26. 31 tam onda 5, 42 tam %8 arkadaşlar. 100'e bölünmüş, 8'i taranmış. Arkadaşlar, ondalık kesirlerde basamaklara baktığımızda arkadaşlar, tam kısmında sola doğru sayı gittikçe, sola doğru gittikçe ne yapıyordu? Büyüyordu. Kesirli kısımlarda ise, ondalıklı kısımlarda arkadaşlar, sağa doğru gittikçe değeri küçülür. Örneğin arkadaşlar, burada 10'da 1'ler %1'lerden daha büyük ve 1000'de 1'lerden daha büyüktür. Bu tarafa doğru gidildikçe ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyor. Bunu unutmayacağız. Ondalık kesirleri sıralamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, ondalık kesirlerin basamakları doğru okumak için önce kaç eşit parçaya bölündüğüne bakmak gerekir. Arkadaşlar, virgülün sağında, yani ondalık kesir basamaklarında bir basamak varsa 10'a, şurada olduğu gibi arkadaşlar 10'a bölünmüş. 2 basamak varsa 100'e, bakın arkadaşlar 2 basamak varsa tam kısmımız 100'e bölünmüş. 3 basamak varsa arkadaşlar bütün 1000'e bölünmüştür. Önce bu belirlenir, daha sonra sayı okunur arkadaşlar. Mesela 2 tam
onda 3, bir basamaklı olduğu için. 2 tam %32, iki basamaklı olduğu için. 3 basamaklı ise arkadaşlar 2 tam binde 324, çünkü bine bölünmüştür arkadaşlar. Örnek yapalım arkadaşlar. Bakın kesrimiz 100'e bölünmüş ve 12 tanesi taranmış. Kesrimiz 100'e bölünmüş ve 26 tanesi taranmış. 100'e bölünüp 26 tanesi taranmışsa bunu 0 tam %26. 100'e bölünüp 12 tanesi taranmışsa biz bunu 0 tam, bakın 12 tanesi taranmış, %12 şeklinde gösteriyoruz. 2020 bursluluk sorusuyla devam edelim. 4 bölü 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 10'a bölünmemiş, 10'dan daha büyük, 25'e bölünmüş. O halde biz bunu ondalık şekilde gösterebilmek için bunu ne yapmamız lazım? 100 yapmamız lazım. Paydayı 100 yapmak için paydayı genişletiyoruz. Arkadaşlar 100 yapmak için kaçla çarpmamız lazım 25'i? 4 ile çarpmamız lazım. 4 ile çarparsak 100 olur. Peki genişletme yaptığında ne yapıyorduk? Hem payı hem paydayı çarpıyorduk. O halde arkadaşlar 4 kere 4 16, 4 kere 25 100. 16 bölü 100. Peki 16 bölü 100'ü biz ondalıklı olarak nasıl gösteririz arkadaşlar? 0,16. Yani bakın %0 tam %16. Hangi şıkta var bu? C şıkkında var. Bakın 2020 bursullukta çıkan soruyu çözdük. Evet, bakıyoruz 12 bölü 100, 26 bölü 100. Arkadaşlar şimdi sıralayalım. Bakın arkadaşlar 100'e bölünmüş 12'si alınmış. 100'e bölünmüş 26'sı alınmış. Öncelikle bunu ondalıklı göstereceğimiz zaman 0,12, 0,26. Hangisi daha çok alınmış arkadaşlar? 26'sı. O halde 0,12 küçüktür 0,120, %26'dan diyoruz. Veya arkadaşlar %26 büyüktür 0,12'den diyoruz. Arkadaşlar büyük küçüğü unutuyorsak şurasına bakın, çizgi koyduğumuzda arkadaşlar 0,12 küçüktür. K harfi olduğu için küçüktür %26'dan. Ve arkadaşlar şu şekilde çizgi koyduğumuz zaman 0,126 büyüktür. Bakın B harfi olduğu 0,12'den diyoruz. Arkadaşlar 2 tam, bakın 2 tam 3. tamın 100'e bölünmüş 32'si alınmışsa 2 tam %32. Okunuşu 2 tam %32. 3 tam var. 4. tamımız 100'e bölünmüş 19'u taranmış. O halde 3 tam %19. Ondalık kesirlerde büyüklük küçüklük ilişkisiyle devam edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada 2 tam var, burada 3 tam var. 2 tam %32, 3 tam %19. Baktığımız gibi öncelikle biz tam kısımlara bakıyoruz. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Burada 3 tam olduğu için ondalık kısmına hiç bakmaya gerek yok. O halde arkadaşlar ne olur? Yukarıdaki ondalık kesirleri karıştırırken önce tam kısımlarına bakmalıyız. Baktığımızda 2 3'ten küçükmüş arkadaşlar. O halde ne yap diyoruz? 2,32 küçüktür 3 tam %19'dan diyoruz. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür arkadaşlar. Öncelikle ondalıklı kesirlerde, sayılarda biz tam kısma bakacağız. Örnekler yapalım arkadaşlar. 5 tam %26, 4 tam %68. Öncelikle neye bakıyorduk arkadaşlar? Biz tam kısma. Bakıyoruz tam kısım daha büyük olduğu için daha büyüktür diyoruz. Yine arkadaşlar 7 tam %13 ile 9 tam %45'e baktığımızda burada tam kısmı öncelikle bakıyoruz. Bu daha büyük olduğu için büyüktür diyoruz. Yine örnek yapalım arkadaşlar. Tam kısma bakıyoruz. Burası 0, burası 1. O halde bu daha büyüktür diyoruz. Tam kısma bakacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. 7 daha büyük. O halde büyüktür diyoruz. Arkadaşlar tam kısma bakıyoruz hemen öncelikle. Daha büyük olduğu için daha büyüktür diyoruz. Arkadaşlar tam kısımları aynı ise öncelikle onda birler basamağına bakıyoruz. Büyük olan daha büyüktür diyoruz. Bakıyoruz tam kısımlar eşit. Neye bakacağız? Öncelikle onda birlere bakacağız arkadaşlar. Bakıyoruz bunun onda birleri 6, bununki 3. Hangisi daha büyük? Bu daha büyük. O halde 5 tam %34 küçüktür 5 tam onda 6'dan. Tam kısımları eşit. O halde onda birlere bakıyoruz. Ne diyoruz? 7 tam %53 büyüktür 7 tam %25'ten.
Yine arkadaşlar bakıyoruz tam kısımlara eşit. Onda birlere bakıyoruz. Burada 1, burada 3. O halde 8 tam %19 küçüktür. 8 tam %37'den. Yine arkadaşlar tam kısımlara eşit. Onda birlere bakıyoruz. 0, 2. O halde arkadaşlar ne diyoruz? 2 tam %6 küçüktür. 2 tam %28'den. Arkadaşlar son örneğimiz. 6 tam %92. Diğerine bakalım. 8 tam %82. Neye bakıyoruz? Onda alt tam kısımlar eşit olduğu için ondalıklı kısımlara bakıyoruz. Bu daha büyük. 9 daha büyük 8'den. O halde 6 tam %92 büyüktür. 6 tam %82'den diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar ondalık kesirlerde tam sayılar eşit ya da sıfır tamlı olursa karşılaştırma virgülden sonraki ondalık kesir basamaklarında yapılır. Bu ondalık kesir basamaklarından büyük olan diğerlerinden büyüktür. Arkadaşlar bakalım 5 tam 5 tam 28 24 büyük olan daha büyüktür. 0 tam 0 tam arkadaşlar 57 52 büyük olan daha büyüktür. Bakın arkadaşlar 0 tam 0 tam 0 tam 906 903 901 bakın büyük olan daha büyüktür. Yine arkadaşlar 0 tam 0 tam 0 tam 0 tam 119 115 112 111 büyük olan daha büyük oluyor arkadaşlar. Büyükten küçüğe sıraladık. Peki tam kısmı ve onda birler basamağı eşit olan yüzde birler basamağı büyük olanlar daha büyüktür arkadaşlar. Tam kısımlar eşit. Onda birler eşit. Bakıyoruz arkadaşlar. Yüzde birler büyük olan daha büyük. Yani 2 tam %24 küçüktür. 2 tam %25'ten diyoruz arkadaşlar. Bakın 8 daha büyük. O halde 1 tam %16 küçüktür. 1 tam %18'den. Baktığımızda arkadaşlar 8 daha büyük. O halde ne diyoruz? 4 tam %48 büyüktür. 4 tam %42'den. 3 tam %39. 3 tam %35. Arkadaşlar bakıyoruz. 9 5'ten daha büyük. O halde 3 tam %39 büyüktür. 3 tam %35'ten diyoruz. Evet arkadaşlar 5 tam %2. 5 tam %3. Bakıyoruz 3 daha büyük olduğu için. 5 tam %2 küçüktür. 5 tam %3'ten diyoruz. Peki arkadaşlar tam kısmı onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı eşit olanların binde birler basamağı büyük olan daha büyüktür. Örnekler yapalım arkadaşlar. Bakın tam kısımları onda birler ve yüzde birleri eşit. O zaman neye bakacağız? Daha sonra binde birlere bakacağız arkadaşlar. Binler basamağı büyük olan daha büyük olacak. O halde arkadaşlar 1 tam binde 304 küçüktür. 1 tam binde 305 diyoruz. Yine örneklere devam edelim. Arkadaşlar bakıyoruz. 8 daha büyük olduğu için daha büyüktür diyoruz. Yine örnek yapalım arkadaşlar. Baktık. 0, 6. 6 daha büyük olduğu için hemen işaretimizi koyuyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar örneğimize. Eşit arkadaşlar. O halde ne diyoruz? Eşittir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar kesirlerden birisinin basamak sayısı eksikse eğer eksik basamağı sıfır yazılarak tamamlanabilir arkadaşlar. Bu sıfır sayısının değeri sayının değerini değiştirmez arkadaşlar. Bu sıfır sayısı sayının değerini değiştirmez. Yazılacak sayı sıfırdan büyük olamaz. Sadece sıfır yazacağız arkadaşlar. Örnek yapalım. 1 tam %30, 1 tam binde 305. Arkadaşlar hemen 1 tam binde 300. Bakın 0 koyduğumuzda sayının değeri değişmiyor arkadaşlar. O halde hangisi büyük? Baktığımızda 0, 5. Bu daha büyük. Hemen 1 tam binde 300 küçüktür. 1000 tam binde 305'ten diyoruz. Örnek yapalım. Bakın burada bir eksik var. Hemen buraya bir 0 koyabiliriz. Sonra arkadaşlar bakıyoruz. Tam kısma bakıyoruz. Eşit. Öncelikle neye bakıyoruz? Onda birlere bakıyoruz. Onda birleri 9 daha büyük olduğu için büyüktür diyoruz arkadaşlar. Sırasıyla bakacağız tam kısma, onda birlere, yüzde birlere ve binde birlere bakarak sıralama yapacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eksik var, sıfır koyabiliriz. Sayının değeri değişmez. Şimdi arkadaşlar tamlar eşit. Onda birler eşit. Yüzde birlere bakacağız arkadaşlar. Bu sıfır, bu üç. O halde sıfır tam binde bir küçüktür. Sıfır tam binde 30'dan arkadaşlar. Arkadaşlar 2020 bursluluk sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar öncelikle
Eksik yerlere 0 yazabilirim. Hemen kontrol edeyim arkadaşlar. 0'dan 1000'de 10 küçüktür. 1000'de 1'den. Hayır, 1000'de 10 daha büyüktür. A şıkkını eledim. Şimdi eksik kısma 0 koyayım arkadaşlar. 0'dan %10, %1 küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. Devam edelim. 0'dan 1000'de 1 küçüktür. 10'da 1'den. 0 koyduğumuz zaman arkadaşlar bakın küçüktür, doğru. Arkadaşlar 2 0 koyalım. Bakın daha büyüktür. Doğru. Bakıyoruz daha büyüktür. Doğru. Arkadaşlar şöyle de yapabilirdik. 10'da 1'ler basamağı, sonra %1'ler basamağına bakıyoruz. Daha büyük, doğru. Arkadaşlar baktığımızda 10'da 1'ler basamağı daha büyük, doğru. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada 1 olduğu için burada eksik olanları tamamladığımızda 101 100'den daha büyüktür. Bu da doğru. O halde cevabımız C şıkkı olacak. Burada da tam tersi yazılmış arkadaşlar. Bu olmaz. Bu küçük bundan küçük değil, daha büyük olduğu için bu da olmaz. Cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar ondalık kesirlerdir. Rakamlarının basamak değerleriyle devam edelim. 2 tam kesir kısmı ise %32. Basamak değeri 2 çarpı 1 2. Onda birler basamağı arkadaşlar 3 çarpı 0,1 0,3. 2 çarpı 0,01 ne olur arkadaşlar? 0 tam %2 olur arkadaşlar. Şöyle de yapabiliyoruz. Bu her zaman kısacası şöyle 10'da 3. Şurası da %2'dir basamak değeri. Kısaca da böyle yapabiliriz arkadaşlar. Ondalık kesirlerde her sayının basamak değeri bulunduğu basamağın değeriyle çarpılarak bulunur arkadaşlar. Hemen yapalım. 4 tam 4 çarpı 1 4. Devam edelim arkadaşlar. 1 çarpı 0,1 0,1. 9 çarpı 0,09 0,09 olur arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar onlar basamağı 10 ile çarptık. Birler basamağı 1 ile çarptık. Onda birler basamağını onda 1 ile çarptık. Yüzde birler basamağını yüzde 1 ile çarptık. Binde birler basamağını binde 1 ile çarptık. Basamak değerleri bunlar arkadaşlar. Sayı değerleri olduğu sayıdır, değişmez zaten arkadaşlar. Ondalık kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Baktığımızda bu sayı kaça bölünmüş? Sıfırdan sonra bir basamak varsa 10'a bölünmüş. O halde arkadaşlar bizde bir tamı, bakın arkadaşlar bir tamı kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. Bakın 10'a bölmüşüz. 4'ü burası da ne olur arkadaşlar? 0,4 olur. Arkadaşlar hemen yapalım. Bakın 0,8 ondalık sayısını sayı doğrusunda gösterelim. Arkadaşlar tam kısım yok. O halde bir tam kaça bölünmüş? Bakıyoruz 10'a bölünmüş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a böldük. Ve 8'i istiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, burası ne olur? 0,8 olur. Yine arkadaşlar 8 bölü 10 şeklinde, kesir şeklinde de gösterebiliriz. 2 tam 10'da 3. Arkadaşlar yine 10'a bölünmüş. Birinci tamımız, ikinci tamımız, üçüncü tamımız da 10'a bölünmüş. 1, 2, 3. O halde arkadaşlar 2 tam 10'da 3 neresidir? Burasıdır. Arkadaşlar 1 tam 10'da 3'ü yapalım. Arkadaşlar burası 1 tam. Şimdi biz ikinci tamımı kaça böleceğiz? 10'da 3 dediği için 10'a böleceğiz. Hemen 10'a bölelim arkadaşlar. Bakın 10'a böldük ve 3'ü alacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. O halde 1 tam 10'da 3 neresi? Burası arkadaşlar. Hemen örneklere devam edelim. Arkadaşlar 0 tam 10'da 6. Bakın 10'a bölünmüş. 1 tam değil bu. Basit kesir. Her zaman 0 ile 1 arasındadır. Arkadaşlar 10'a bölünmüş. 6. Bakın burası 6. 0 10'da 6 şeklinde veya 0 tam 10'da 6 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar yine kesimiz 10'a bölünmüş, 9'a alınmış. 10'da 9, 0,9. Birinci tamımız arkadaşlar 1 tam. Sonra 3'e alınmış, 10'da 3. Veya 1,3 şeklinde de 1 tam 10'da 3 şeklinde de gösterebiliriz. Ondalık kesirler sayı doğrusunda gösterilirken iki doğal sayı arası 10 ya da 10'un kuvvetlerine bölünür arkadaşlar. Yani 100'e bölünebilir. Yine arkadaşlar bakalım. Şurası 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9. Burası 1 arkadaşlar. Birden sonra 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5,
1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 ve 2. Arkadaşlar 2,1 şeklinde devam eder. Yine örneklere bakalım arkadaşlar. 0,7 birden küçük olduğu için arkadaşlar hemen bir tam sayımızı 10'a böldük. Burası 0,7. Burası 0,9. Sonra arkadaşlar bakın 1,3'ü göstermiş. İkinci tam sayımızı yine 10'a bölüyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Burası bakın arkadaşlar 1,6 verilmiş. Arkadaşlar 6'yı geliyoruz. Bakın 0,6'dır burası. Bir tam 0,6. Sonra arkadaşlar 2,3. Üçüncü tamımızı da yine 10'a böldük. Bakın 1, 2, 3. Burası da 2 tam 10'da 3'tür arkadaşlar. Yine 2020 bursluluk sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Buna göre A, B, C'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. 2 ile 3 arasında bazı ondalık gösterimler sayı doğrusunda gösterilmiş arkadaşlar. Bakın 2,2 ile 2,3 arası. Sonra bu 2,2 ile 2,3 10'a bölünmüş. 10'a bölünmüşse arkadaşlar burası 2,21, 22, 23, 24. Hemen 2,24 yani A nedir arkadaşlar? 2,24'tür. Yine arkadaşlar 2,30 ile 2,40 arası da 10'a bölünmüş. Bu da nedir arkadaşlar? 2,231, 232, 233. O halde 2,233, 234, 235, 236 arkadaşlar. 2,236. Şimdi arkadaşlar bunun üçünü sıralamak istersek, burada boş olduğu zaman buraya ne yapıyorduk? Sıfır koyuyorduk arkadaşlar. Bakıyoruz 240, 236, 233. O halde A büyüktür. Sonra C, sonra B arkadaşlar. Hangi şıkta var bu? Bakıyoruz D şıkkında var. Fıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.